Belgrad'ın dışındaki bu mülteci kampı, Yugoslavya'nın 1990'ların başında dağılmasından sonra ortaya çıkan savaşın bir mirası. Onlar 1995'te Bosna Hersek ve Hırvatistan'daki savaştan kaçmayı başaranlar. 15 yıldan fazla bir süredir de burada yaşıyorlar. Slobodan Uzaleçva ailesi Hırvatistan'ın Kordun kentinden gelmiş. Hırvatistan'ın Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesiyle Kordun kenti de büyük çatışmalara sahne oldu. Kampta yaşayanlardan Ratko Mladić'i kahraman olarak görenler de var. O ülkesini koruyan bir adamdı. Sadece ülkesini değil, halkını, toplumunu da koruyan birisi. Bu sayede biz bir arada yaşayabiliyorduk. Slobodan gibilerine göre Mladić'in yakalanması haksız bir durum. Onlara göre Sırplar da savaş zamanında büyük yara aldı. Kordun'daki köyümüzden kaçarken 13 kişi öldürüldü ve bundan dolayı da kimse suçlanmadı. Köprü boyunca askerler vardı ve onlar bu gençleri öldürdüler. Bu olaydan sonra kimse tutuklanmadı. Sorumlular hakkında soruşturma da başlatılmadı. Bütün bunlar bir yana, kimse bunun lafını bile etmedi. Hiçbir gazete bu konuyla ilgili hiçbir şey yazmadı. Ratko Mladić'in geçtiğimiz ay yakalanması bu Balkan ülkesini de ikiye böldü. Kimileri Yugoslavya'nın dağılmasından sonra ortaya çıkan karışık durumu örnek gösterirken, kimileri de bunun çok açık mesaj verdiği görüşünde. Geçmiş geçmişte kaldı ve Sırbistan'ın tek yolu Batı ve Avrupa Birliği'dir. Onlardan biri Dejan Santovac. Belgrad'ın merkezinde restoran işletiyor. Ülkenin savaş alanına dönmesinden önce Sırbistan'ı terk eden nesilden. 2002'de Moskova'dan tekrar ülkesine döndü. Ona göre Mladić'in yargılanması Sırbistan'ı Avrupa Birliği'ne yaklaştırmanın tek yolu. Onu destekleyen insanların çoğu Sırp değil. Onlar Hırvatistan'daki etnik Sırplar, mülteciler, Yugoslavya'nın diğer bölgelerinde yaşayan insanlar. Sırbistan'daki Sırpların çoğu zaten bu savaşa anlam veremediler. Niçin böyle olmak zorundaydı ki? İkinci olarak Mladić'i, Karadžić'i asla desteklemediler. Bu bir sivil savaştı. Bu restoranda bile onu destekleyenler eski Yugoslavya'nın bu bölümünden olmayan insanlar. Nemanja Gelaylija savaş sırasında Hırvatistan'a kaçan yaklaşık 250 bin mülteciden biri. O asla geri dönmedi. Ancak o Balkan kasabı olarak adlandırılan Mladić'i suçlamıyor. Bence Mladić onurlu bir adam ve askerdi. Onun yakalanmaması gerektiğini düşünüyorum. O aslında savaş sırasında birçok Müslüman insanı intikam saldırılarından koruyarak yardım bile etti. Onun dürüst bir vatansever olduğunu düşünüyorum. O halkına hizmet etti. Ben de eski Yugoslavya'nın bir parçasındanım. Ben de kendimi tıpkı onun gibi vatansever addediyorum. 20. yüzyıl boyunca Sırbistan kendisini müttefiklerin, Avrupa'nın tarafında ve iki dünya savaşında da kıyıma uğrayan kesim olarak görüyordu. Onlar daha önce kendilerini asla fail olarak görmedi. Bu tarihçiye göre Mladić'in yakalanması, Sırbistan'ın karanlık bir devrinin kapanması anlamına geliyor. Mladić tarihimizin en büyük utanç vesikalarından biridir. Onun Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma meyferi vardı. Birinci Dünya Savaşı sırasında Sırp ordusu tek bir mahkumu bile öldürmedi. Bu çok eşsiz ve tuhaf bir gerçek. O bu üniformayı rezil etti. Bağımsızlık savaşı geleneğimizde biz soykırım kurbanıydık. Holokost kurbanıydık ancak o kesinlikle bizim tarihimizi lekeledi. Mladić gibiler sebebiyle bugünlerde Srebrenica dünya tarihinin en iğrenç terimlerinden biri olarak anılıyor. In the world.
Belgrad'daki bu bina 1999'da Kosova'daki çatışmaları durdurmak için yapılan NATO hava bombardımanında bu hale geldi. Dönemin Milliyetçi Devlet Başkanı Slobodan Milošević 2001'de Lahey'de uluslararası mahkemeye çıkarıldı. Ancak dava sonuçlanmadan 5 yıl içerisinde öldü. Mahkeme şimdi Radovan Karadžić ve Mladić'i yargılıyor. Dragan Todorović, Sırbistan Radikal Partisi'nin 2 numaralı adamı. Mladić'in yakalanmasına karşı olan parti, Avrupa Birliği ve Lahey'e de karşı. Bunun temel nedeni parti liderlerinin de aynı mahkemede 9 yıldır yargılanmasına devam ediyor olması. Vojislav Šešelj, Sırbistan'ın yok edilmesi ve küreselleşme karşıtlığının bir sembolüydü. Çünkü 9 yıldan bu yana o Lahey'de uluslararası mahkeme tarafından yargılanıyor. Onun masum olduğuna inancımız tam. 9 yıl boyunca kendisi bunu kanıtlamaya çalıştı. Aynı zamanda Lahey'deki mahkemenin sadece bir siyasi araç olduğunu da göstermeye çalıştı. Bunu görmek için sadece Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin istatistiklerine bakılması yeterli olur. Zanlıların %80'i Sırp, %15'i Hırvat ve ancak %5'ten azı da Arnavut, Müslüman, Makedon. Lahey'in kendisi aslında gereksiz. Bu bürokratik canavar, bölgedeki bir devlet gibi bir bütçeye sahip. Lahey'deki mahkeme için harcanan para boşa gidiyor. Orada harcanan parayla Bosna kurbanlarının her biri için bir ev yaptırılabilir. Gerçekten eğer buna inanmazsanız rakamları tahmin etmeye çalışın. Akla hayale gelmeyecek paralar boşu boşuna harcandı ve bundan da hiçbir sonuç çıkmadı. Onlar amaçlarına ulaşamadılar. Bu bilinç değişimini anlamayı da başaramadılar. Amaçlardan bir tanesi bölgedeki siyasi iklimde ve insanların hafızalarında bir reform yapmak, değiştirmeye çalışmaktı. Ancak yapılanlar buna hizmet etmedi. Bunun başarısız olduğunu söyleyebiliriz. Bosnalı Sırplar 1996'dan bu yana bu kampta yaşıyor. Drago Dragić savaş sırasında kaçtığı köyündeki her şeyini kaybetmiş. Dragić geleceğe yönelik olumsuz konuşuyor. Ona göre hiçbir şey savaştan öncesi gibi olmayacak. Mladić'in tutuklanması da uzlaşmayı güçlendirmeyecek. İkinci Dünya Savaşı çok sert ve şiddetli bir savaştı. O günleri hatırlıyorum. 1946'da biz tek bir ulustuk, tek bir insandık. Orduya 52'de katıldığımda hepimiz aynı ruha sahiptik, bir yaşıyorduk. Fakat 20 yıl önce her şey yeniden başladı. Geçen sene Bosna'da eskiden yaşadığım bölgeye gittim, hala bir nefret var. Orada başkaları hüküm sürerken ne yapılabilir ki? Bosna Savaşı arkasında 100 binden fazla ölü bıraktı. Yaklaşık 2 milyon insan da yerlerinden oldu. Balkanlarda yaşanan bu travmanın izleri ise hala canlılığını koruyor.